Anne ne haber ya, ben duşa giriyorum. İyidir, senden ne haber diyeceğim de ya sen yine mi el alemin çöpünü topladın? Ya anne tamam ya. Ne tamam ya? Allah'ım sen bana sabır ver. Ya oğlum sen ne zaman akıllanacaksın? Ne zaman vazgeçeceksin şu huylarından? Her gün el alemin çöpünü toplayıp eve geliyorsun. Yeter artık. Alo. Alo Yunus, ne yapıyorsun? Oğuz'la sahildeyiz, sen de gelsene. Tamam, geliyorum. Ya Yunus yine mi çöp topluyorsun ya? Yunus bırak artık şunları, gel. Kanka siz gideyim, ben yetişirim size. Ya bırak şunu, gidelim hadi ya. İyi hadi gidelim, boş ver. Aynen. Aa, başım çok ağrıyor ya. Oğlum, neyin var senin? Aa, ateşine bak. Gel gel, hastaneye gidelim, kalk. Ne oldu sana? Yaptığımız seslerde Yunus'un kanında tanımlayamadığımız bir mikrop var. Bir yerden kanına bulaşmış olmalı. Ne demek daha önce tanımlanamayan bir mikrop? Daha önce tıpta böyle bir şey görülmedi ve büyük ihtimalle tedavisi yok. Tedavisi yok mu? Üzülmeyin. Allah'tan umut kesilmez. Biz Yunus'un son aylarında onun ağrılığını serumlarla azaltmaya çalışacağız. Merak etmeyin. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Anlam veremiyorum, insanlar değişik. Kendi yaşadığı dünyaya gitti de eretti. Mutlu mu olur yoksa bir gün çaresiz mi kalır? Tüm canlı türlere ne acımadan yok eder. Bir peç şişeyi fırlattın düşünmeden denize. Hiç eğitimle mi almadın yoksa yok mu vicdanın? Plastin yok olma süresini nereden bileceğim? Bin yılını çaldım, doğanın hakkını öde. Senin çocukların, torunların, bir dahaki nesil bu güzelliği göremeyecek, nefes alamayacak kesin. LCD ekran gibi gün geçtikçe inceliyor. Sebebi insan ozon tabakasının delinmesi. Senin yazı bekliyoruz, her yıl büyük heyecanla gidiyorum. Şehir merkezinden epey bir uzağa denize girmek için. Neden? Çünkü yüzerken denk gelebilirsin lüks otelden denize akan lama. İnsanlar acımasız. İklimler değişince, denizdeki oksijen miktarı tükenince, uzaya robot gönderip de Mars'ta hayat ararsınız. Bir gün şu yaşadığımız dünya ölünce, İnsan nankör, doğal kaynakları kullanır. Zerre şükretmez, elinin değdiğini batırır. O zaman sizi sanayi tesisleri mi, fosil yakıtlar mı, yoksa petrol platformları mı kurtarır? Küresel ısınmanın nedeni madem oldu, oldu her şeye bir eli yağda balda. Ne yaptı etti ekosistemi bozdu, şimdi ise çözüm bulamıyor, bu nasıl bir yoldu? Çöpe atmak yerine
yerine denize savurdu. Kirletince denizi daha da kudurdu. Dünya ölüyor, nasıl böyle oldu diye düşünüp de kafasını yordu insanoğlu. Sen kimsin? Ey Yunus, sakın korkma. Ben doğayım. Sen bu zamana kadar hep doğayı korumaya çalıştın. İnsanlara faydalı olmak da amacın. Doğayı kurtarmak için çabalayıp durdun. Yaptığın onca iyiliğin karşılıksız kalacağını mı sandın? Şimdi de biz seni korumaya geldik. Dünyaya senin gibi iyi kalpli, yürekli insanlar lazım Yunus. Sana kendimden bir parça getirdim Yunus. Sakın üzülme. Bu suyu iç. Hastamızın durumu gayet iyi. Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz ama mucizevi bir şekilde iyileşmeye başladı. Aman Allah'ım, dualarım kabul oldu. Çok sağ olun doktor bey. İşte öyle, ondan sonra iyileştim. Haklısın Yunus, biz seni çok yanlış anlamışız. O zaman çocuklar artık Yunus gibi çevremize karşı daha duyarlı olup yerlere çöp atmayacağız. Yerde gördüklerimizi de alıp çöpe atacağız. Ama dikkat edeceğiz. Öyle el falan kesmek yok ona göre. Bu dünya bizim dünyamız. Bu doğayı bizim korumamız lazım arkadaşlar. Yoksa her şey için çok geç olabilir. Haklısın kardeşim. Biz sana çok haksızlık etmişiz. Hadi sahili temizlemeye gidelim. Olur, hadi gidelim.